Nasılsın? İyi misin? Daha iyiyim başkanım. Sana ne var? Ben iyiyim başkanım. Güzel. Arkadaşlar, çok zorlu bir görevi el birliğiyle başardınız. Hepinizi tebrik ederim. Ülkemizin güvenliğine yönelik çok önemli bir tehdidi ortadan kaldırdınız. Hem planlarını bozduk hem de neyin peşinde olduklarını öğrendik. Savunma sanayine hedef almaları boşuna değil. En güçlü olduğumuz yerden vurmaya çalışıyorlar. Amaçları bizi zayıflatmak. Özellikle de sınır ötesinde. Kesinlikle haklısın Uzay ama bunu isteyen tek Harley değil. Arkadaşlar, hedeflerin de milli muharip uçağı olduğunu çok iyi biliyoruz. Şimdilik engel olduk ama yeniden deneyeceklerdir. Bir sonraki hamlelerin ne olacağını bulmamız gerek. Başarısız oldular. Bir başarısızlık daha yaşamak istemeyeceklerdir. O yüzden eskisinden daha saldırgan olacaklar. Haklısın Zehra, haklısın. Yani Harley her zamankinden daha cüretkar olacak arkadaşlar. Gürcan, Harley'in, Sarışın'ın ve Helen'in attığı her adımdan haberdar olmak istiyorum. 7-24 peşlerinde olalım, izleyelim. Anlaşıldı mı? Emredersiniz başkanım. Hemen organize ediyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Daha sonra çalışmaya devam edeceğiz. Başkanım, müsaadenizle ben bir eve gideceğim. Ömer, seninle konuşmamız gereken önemli bir mesele var. Aslına bakarsanız bu mesele hepinizi ilgilendiriyor arkadaşlar. Ne oldu başkanım? Tatsız bir durum mu var? Yani biliyorsun, Harley her yerde. Baban Hasan Atmaca'yı arıyor. Evet başkanım. Hasan Atmaca'yı ararken, izini sürerken evinizi bulmuşlar. Başkanım, annem iyi mi? Anneni Ömer, sakin ol. Maalesef evinize kadar gelip Sadece Hanım'a Hasan Atmaca'yı sormuşlar. Başkanım, nasıl olur böyle bir şey? Nasıl yaparlar? Annem nerede şimdi? Sakin ol. Annen güvenli bir yerde. Süreci bizzat ben yönettim. Yani her şey kontrolümün altında. Sen bir otur, sakin ol. Bu meseleyi hepinizin önünde konuşmak istedim. Çünkü bu Ömer'in şahsi meselesi değil arkadaşlar. Ucu Harley'e dayandığı için hepimizin meselesi. Sinirlenmekte haklısın ama her ne olursa olsun sakin olmak durumundayız. Şimdi gel benimle, annenin yanına gidelim. Anneni gör, içim bir ferahlasın.